Evet. Evet, dinliyorum. Güle güle efendim. Güle güle. Güle güle efendim. İhracat Bankası'nın çeki efendim. Buyurun, Fransız frangıyla ödemiyorlar. Mutlaka Alman markı istiyorlar. Hayır. Ne yapalım kardeşim? Tam bir o mevzuatı böyle. Daha önceden gel. İsterseniz Merkez Bankası'na da sorun. Hayır, İthalat ve ihracat da kaide budur. Ve biz de bunu yerine getirmekle yükümlüyüz. Müsaadenizle Orhan İyi Bey. İyi günler efendim. Randevusuz bir ziyaretçi bekliyor. Orta Anadolu bayi. Yeter artık. Lütfen bir randevu tespit edin kendisiyle. Şu andan itibaren çalışmak istemiyorum. Yavrum, aslan oğlum benim. Canım, aslanım. Bir tanem. Yavrum benim. Hadi, gel bakalım. Hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. Kocacığım, şansım kötü gidiyor. Öyleyse bırak oyunu. Kaybederken bırakamam. Kazanırken de bırakmazsın zaten. Buyursanıza Orhan Bey. Siz de katılın oyuna. Hep dizden kaçıyorsunuz canım. Özür dilerim. Mete'ye söz verdim. Onu biraz gezdireceğim. Uyanmadan yavrum, beni iyi dinle, dertleşelim biraz bu akşam seninle. Anlaşamıyoruz annenle biz artık, sen varken arada olamaz ayrılık. Sensin benim umudum, tek dostum benim sensin, her şeyim gururum. Kalıyorsa eskiden sıcak yuvamızda, yabancıyız şimdi kendi havamızda. Hayat bir kumarsa kaybettim oyunda, sabrım tassa bile kalırım yanında. Sensin benim umudum, tek dostum benim sensin, her şeyim gururum. Kalıyorsam senin için inan olur. Uyuyorsun hala, iyi ki duymadın. Güzel rüyalardan birden uyanmadın. Her masal tatlı bitmez, bir gün hatırlarsın. Daha çok küçüksün, büyüyünce anlarsın. Kalıyorsam senin için inan olur. Ay, ne kötü şans, tam 17 bin lira kaybettim. Sen bu gidişle beni de kaybedeceksin. Ne olmuş yani? Bu kadarcık parayla batar mısın? Ben paraya değil, sana acıyorum. Ne çocuğunla, ne kocanla, ne de yuvanla ilgileniyorsun. Ben sizin hizmetçiniz değilim. Yaşamak benim de hakkım. Sen yaşamıyorsun ki, hayatımızı da mutluluğumuzu da kumar masalarında tüketiyorsun. Ne zaman biraz eğlenip hoşça vakit geçirsem fitil fitil burnumdan getirirsin. Yeter artık. Cık,
önce Frangul'den 70.000 liralık bir fatura geldi efendim. Eşini Senfen'le bir yüzük almışlar. Mallar salı pazar iskelesine geldi efendim, yarın çekeceğiz. Peki, ödesinler. Nasılsın kocacığım? Sana bir müjdem var, çok sevineceksin. Anne, babam, kardeşim geldiler. Aman ne iyi, çok sevindim. Bir müddet bizde kalacaklar. Sahi mi? Aman ne güzel. Orhan geldiğinizde o kadar çok memnun olduk ki. Ben şunu damada bir merhaba diyeyim. Hı? Nasılsın damat? Buyurun efendim. Nasılsın bakalım, iyi misin? Ya vallahi seni çok özledik. Sen de bizi ne kadar çok özlemişsindir ha, öyle değil mi? Öyle, çok özledim, çok. Yollarınızı bekliyordum Peder Bey. Biliyorum, bizi çok seversin. Ya damat be! Evde pro kalmamış, pro! Gelirken biraz getir. Gücenirim ha, getirmezse vallahi. Peki, unutmam. Teşekkür ederim damat. Babayım, işlemle görüşmek istiyorum. Telefonu Diko'ya veriyorum. Al bakalım Diko. Saygılarımı sunarım enişte, nasılsın? Yakışıklı eniştem benim. Aferin Diko. Seni öyle özledim ki sorma. Akşama erken gel ha. Rolling Stone'un son albümü çıkmış, hani şu... ondan. Galeri 74'te de İtalyan kravatları varmış. Anlarsın ya, bebeğim. Olur canım. Başkaca bir arzunuz var mı? Damadım! Aslanım! Fidan boylum benim! Ayol ne kadar da sevdirdin kendini bize! İki gün ayrı kalsak bayağı özlüyoruz! Ay ne yetmişim de kızımı sana vermişim! Şükürler olsun Rabbime! Damat, söyle bakalım bizi bu akşam nereye götürüyorsun? Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum. Bülent Bey nasıl? Bülent Bey yok artık, ayrılın. Kimdi o kadın? Hangi kadın? Biraz önce konuştuğun. Aha, o mu? Bir arkadaşımın karısıydı, ayrılmışlar. Demek beni artık dul kadınlarla aldatıyorsun, öyle mi? Kim aldatıyor seni? Nereden çıkarıyorsun bunları? Gözlerimle gördüm şekerim. Ne gördün, ne yaptın? Beni herkesin içinde küçük düşürdüm. Hakkın yok buna! Selam vermek de mi yasak? Beni 5 paralık sokak paçavralarıyla aldattığın yetmiyormuş gibi... ...bir de aptal yerine koyuyorsun. Yanılıyorsun Şermin. Hayır, yanılmıyorum. Sen ikiyüzlü, yalancı, riyakâr, iğrenç bir insansın! Çok ileri gidiyorsun artık! Nefret ediyorum senden, nefret ediyorum! Asıl ben senden nefret ediyorum! Dua et ki arada çocuğumuz var! Onun hatırına çekiyorum seni! Utanmaz! Alçak! Rezil! Kendine gel! Rica ederim, siz karışmayın! Kızıma ne yaptın gene? Ah canım evladım! Ben değil, o bana yapmadığını bırakmadı!
Aşk olsun enişte. Ablam ne yapabilir ki sana? Allah'ımdan bul damat, kızımı ne hallere getirdin? Ay bana bir fenalık geliyor. İğne ipleyeceğim yavrucak, vicdansız herif. Bana bak, biz kızımızı sokakta bulmadık, anladın mı? Yeter be, ben de canımı sokakta bulmadım. Bıktım artık. Şimdi bıkarsın, zamanında az mı el ete göttün damat? Beni kafeslemek için yaptığınız büyüleri unuttunuz mu? Ay ben bundan baş edemem canım. Aman bayılıyorum kocacığım. Enişte, derhal bütün aileden özür dilemelisin. Kes lan! Aa, baba be, benim gibi delikanlıya ulan dedi. Kızımı alıp hemen gidiyor. Ondan sonra da seni mahkemeye verip çatır çatır boşatacağım. Bir daha kızımın tırnağını bile göremeyeceksin. Hay Allah razı olsun. Bakma arkana, bırak da kudursun it. Gel içeri. Hadi kızım. Hoş geldiniz, buyurun. Davetsiz misafir sizsiniz, asıl siz buyurun. Nereye? Yeşilköy'e. Sarıyer'e. Yeşilköy nereye, Sarıyer nereye? Ayrı ayrı istikametler. Haklısın arkadaş. İzin verirseniz önce sizi Yeşilköy'e bırakalım. Teşekkür ederim. Önce Yeşilköy'e, sonra beni Sarıyer'e bırakırsınız. Tamam, şimdi oldu işte. Adım Orhan Güven. Ya sizinki? Leyla Güneş. Yeşilköy'de mi oturuyorsunuz? Evet, Fazilet Hanım'ın pansiyonunda. Ben ticaretle meşgulüm. Ya siz? Ben de müzikle. Beyaz Kelebekler Müzik Grubu'nun solistiyim. Nerede çalışıyorsunuz? Çınar Oteli'nde. Sizi dinlemeyi çok arzu ederdim. Şurada durur musunuz? Buyurun efendim. Borcum ne kadar? 50 lira efendim. Ben ödeyebilir miyim? Teşekkür ederim, kendim ödeyeyim. İyi günler. Size de. Seni merak ettik evladım. Bu yağmurda ne yaptın Allah aşkına? Uycazını kurban oldum kız, neredeyesin? Merak etmeyin, hiç ıslanmadım. Çok kibar bir bey beni taksiyle buraya kadar getirdi. Kimmiş o? Garip bir tesadüfle tanıştık. Yağmurda aynı taksiye binmek zorunda kaldık. Sonra? Sonrası evime geldim işte. Şermin'le aranızın bozulduğunu duyduğum zaman çok şaşırdım. Ne oldu? Aranıza kara kedi mi girdi? Halbuki çok mutluydunuz. Ne mutluluğu be! Bizim evliliğimiz çoktan kangren oldu. En iyisi bir an önce kesip atmak. Sen ne yapıyorsun? Ben de karıyı çocukları İzmir'e gönderdim. Desene yaz bekarısın, hürsün. Oo, kuşlar gibi! Fırsat bu fırsat, ikimiz de tadını çıkarmalıyız bu akşam. Hı, ne dersin? Fena fikir değil. Beynimi bir kurt kemiriyor, düşüncem nerede? Uykularım yarın kalıyor, özlenen yerde. Arayıp arayıp bulamadım ne? Dün bulmuştum, bugün nerede? Kayboluyor, gerçek nerede? Orada, burada, nerede? Yeah!
başıma taşıyor. Bir bulsam nerede? Ben onu, o beni kovalıyor. Her an her yerde. Yer altından gök yüzüne, güneşten başka güneşlere tırmanıyor. Gerçek nerede? Söyle. Tanıştığım adam dün gece beni dinlemeye geldi. Hayırdır inşallah kızım, bu ikinci karşılaşma onunla. Çılbak aymış öyle. Yağmurda içilen fındık çabuk filizlenir. Fidan olur, büyür, ağaç olur. Mesela ben en sevdiğim bestelerimi yağmurda bestelemişimdir. Ben de bizim rahmetliyle yağmurlu bir günde evlenmiştim. Hey gidi günler! Daha neler, siz de hemen hayale kapılıyorsunuz ha! İnsan cihanda hayal ettiği müddetçe yaşar kızım. Ha? Bak yağmurda tanıştığın adam göndermiş. Ulu! Ne olay be? Ver bakayım da şu çadırı. Demin zarafetinizle fethettiniz. Güzelliğinizle büyülediniz. Sesinizle mest ettiniz. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Ulan bir dalga olay bu işte. Ayol kız, ateş bacayı çoktan sarmış ya. Aman ablam. Maşallah umduğumuzdan daha çabuk ilerleyilir. Hemen bir telefon açıp konuşmalısın onunla. Ne konuşacakmışım? Çiçeğe teşekkür etmelisin. Mesela ben ev kapıyken... Hadi aç bir telefon. Yapamam abla, daha doğru dürüst tanımıyorum onu. Hadi nazlanma. Çok naz aşığı sandırır, hadi. Ula ha buna ne olay? Evet, sesinizi duyar duymaz tanıdım sizi. Çiçekler için mi? Rica ederim, teşekkür edemez. Ya, kapamayın lütfen. Sizden çok önemli bir istirhamım var. Acaba bir yerde buluşup baş başa konuşmamız mümkün müdür? Size anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Özür dilerim, mümkün değil bu. Benle buluşmak istiyorum. Tamam, kabul et, kabul et, evet de. Belki sonu bir hayırdır. Yalvarırım, kırmayayım ben. Çok yalnızım. Sizinle buluşup dertleşmeye ihtiyacım var. Bunun beni ne kadar memnun edeceğini bilemezsiniz. Benle buluşmak için ısrar ediyor. Kısmet ayağına gelmiş, hala düşünüyorsun. O görücü usulü evlenmeler artık tarihe karıştı. Kabul etsene kızım, ne duruyorsun? Ne kaybedersin sanki? Bak, ben evkaftayken... Peki, buluşma teklifinizi kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Sizi bugün öğleyin Hilton Oteli'nin lobisinde bekleyeceğim. Geleceğim. İyi günler. Hilton Oteli'nin lobisinde bekleyecekmiş. Ula, otel mi? Bak, bunu hiç beğenmiyorum. Bak, doğrusunu istersen ben de pirelendim. Gerçi bu delikanlının soyadı Güven ama... Sen ol kızım, babana bile güvenme.
Öyle ya. Kuzu postuna bürünmüş bir kurt olmadığı ne malum? Bak, ben ev kaftiyken... Bırak ulan şu ev kafi! Çapkın erkekleri çok iyi bilirim ben. Otel lobisinde randevu verdikleri zaman... ...yukarıda iki kişilik odayı ayırtmayı da ihmal etmezler. Alo, Hilton Oteli mi? Bu akşam için iki kişilik bir oda istiyorum. Onca lopi mi popi mi ne karnarsınsa oturup konuşaylar... ...sonra da yemeği paş paşa, odada da yemeği teklif edeyler. Öyle yemeğin odamızda yiyeceğiz. İki kişilik servis hazırlansın lütfen. Buzlu kovalarda şampanyalar hazırlanır. Oda çiçeklerle süslenir kızım. Şampanya servisi hazırlansın. Odaya bol çiçek gönderin. Her taraf taze çiçeklerle süslensin. Bir de kemancı tutarlar şairane dekoru tamamlasın diye. Bak kızım ben ev kaftayken... Peki, yemekte müzik istiyorum. İki keman yeter. Yalnız iyi bir virtüöz olsun. Aman kızım gözünü aç. Sakın tuzağa düşme. Ah, ben gencecik bir kızken iki kadeh konyağa kurban gittim. Üzme kendini. Sizi tekrar görmek, sizinle beraber olmak... ...bilseniz benim için ne büyük bir mutluluk. Böyle bir mutluluğu ilk kez tadıyorum. Öyle mi? Tanışmamıza sebep olan yaz yağmuruna minnettarım. O günden beri hep sizi, yalnız sizi düşündüm. Ah erkekler, çapkın erkekler! Gözünü dört aç kızım, yoksa kim vur diye gidersin. Sizinle vakit ne kadar çabuk geçiyor, acıkmışsınızdır. Buyurun yemeğe çıkalım. Onca lobide tatlı tatlı konuşaylar... ...sonra yemeği yukarıda paş paşa odada yemeği teklif edeyler. Uyanam, sonra bir çapanoğlu çıkay ki... Buyurmaz mısınız? Yemeği yukarıda, odada yiyeceğiz değil mi? Evet, sadece ikimiz, baş başa. Aman kızım, gözünü aç, sakın tuzağa düşme. Ben gencecik bir kızken iki kadeh konyağı kurban gittim. Bir kadeh şampanyaya, erkek değil mi? Hepsi bir. En iyisi kırmızı oturakta can versin. Odada muhakkak şampanya da vardır, öyle değil mi? Olmaz olur mu? Tabii çiçekleri unutmamışsınızdır. Unutur muyum hiç? Müzik olarak da keman. Çok iyi tahmin ettiniz. Sizi tebrik ederim. Her şeyi en ince noktasına kadar düşünmüşsünüz. Eksiksiz kusursuz hazırlamışsınız. Aman efendim, sizin için ne yapsam azdır. Benim için giriştiğiniz zahmetlere teşekkür ederim. Fakat ben maalesef yemeğe kalamayacağım. Neden ama? Her kuşun eti yenmez de ondan. Yaşa benim aslan kızım, seninle iftar ediyoruz. Uy kurban olayım sana, namuslu kız nasıl olaymış anlasın. İyi yapmışsın kızım, eline sağlık. Bu ona çok iyi bir ders olmuştur, bir daha unutmaz. Mesela ben ev kaftayı... Ulan sen kafi! Misafiriniz gelmeyecek galiba efendim, size servis yapalım. Yeter kesin artık, istemiyorum! Aramızda konuşulacak hiçbir şey kalmadı. İdam mahkumu bile olsam herhalde bir savunma hakkım olurdu. Öyle değil mi hanımefendi? Lütfen dinleyin beni. Emin olun çok üzgünüm. Beni yanlış anladınız. Yanlış anlamadım. Siz ilk tanıdığınız hanımı yatak odasına davet eden bir tipsiniz. Çekilin. Bir dakika lütfen. Bir yerde oturup konuşsak, hakkımdaki düşüncelerinizin yersiz olduğunu göreceksiniz. Ne olur dinleyin. Ya oturun. Gerçekten size karşı çok samimi ve son derece iyi niyetliyim. Bunu ispat etmek istiyorum. Lütfen bir fırsat verin bana. Son bir fırsat. Yoksa kederimden ölürüm. Bana bu şansı tanıdığınız için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bakın, öyle heyecanlıyım ki... Oh, affedersiniz, bir dakika. İlkokulu bitireli 9 yıl oldu. Efendim? Şu kadarcık okul çocukları bile biliyorlar bu numaraları. Yani bana inanmıyor musunuz? Hayır. Eskiden buraya hep yalnız gelirdim.
Bir gün karşıma çıkıp beni sevecek, benim de sevebileceğim kızı düşünür, tek başıma hayale dalardım. Hayalimdeki kız sana benzerdi. Şimdi de yeni bir taktik mi deniyoruz Orhan Bey? Yanlış anlama beni. Bu masallar eskidi artık. Yeni, modern hikayeler bulun Orhan Bey. İnanmıyor musun bana? Hayır. Hayret, bizim damattan hala bir haberi yok. Köpekler gibi pişmandır ama gururuna yedirip af dilemeye tenezzül etmiyor. Ayol merak etme, gelecek, ayaklarına kapanacak, senden af dileyecek. Kendi kendine ne kadar sefil bir hayat yaşıyordur ki bilir. Doğru. Nasıl anlatayım bilmem ki. Çocuk gibi heyecanlanıyorum seni görünce. Her an aklımdasın. Anlatılmaz bir şey bu. Ben seviyorum seni. Artık bana inanıyorsun değil mi? İnanmıyorum. Ben hayatımda böyle inatçı bir kız görmedim. Ne bir yerini elletiyor ne de koklatıyor. Daha elini bile tutmadım. Çetin ceviz ha? Kırabilene aşk olsun. Senin yerinde olsam onunla bir geziye çıkardım. Gittiğiniz yerde aynı otelde kalacaksınız tabii. Orada nasıl olsa bir fırsatını bulup onu elde edebilirsin. Bak ben bunu hiç düşünmemiştim. Çok önemli bir iş seyahatine çıkıyorum. Sen de gelir misin? Hı? Ne dersin? Nereye? Antalya. Hem ticaret hem ziyaret. Sanırım senin de böyle bir seyahate ihtiyacın var. Benim pek yok. Öyle deme. Düşünsene. Pırıl pırıl bir güneş, masmavi bir gökyüzü, altın gibi kumlar. Şehirlerin gürültüsünden, pisliğinden uzakta yemyeşil bir cennet. Seninle orada ne güzel günler geçiririz, tamam mı? Tamam değil. Önce evdeki büyüklerime danışmam lazım. İstersen ben gelip onlardan izin alayım. Buyurun. Ben Deniz Fazilet Şanlısı. Babam rahmetli Şemsettin Paşazade Zühtü Bey. Tanırsınız herhalde. Memnun oldum efendim. Ben Şirçeti Hayriye'den emekli kaptan Hayrettin Tenizer. Memnun oldum efendim. Teşekkür ederim. Ben Tamburi Kerim Bey'in torunu, Kanuni Arif Bey'in mahdumu, bestekar Selim Duygulu. Memnun oldum efendim. Ben Deniz Evkaf kaleminden emekli katip Abdülgafur Kelami. Memnun oldum efendim. Kahvenizi nasıl içersiniz Orhan Bey? Zahmet olmazsa orta şekerli olsun efendim. Hadi kızım, sen kahveyi yapıver. Peki ablacığım. Zatı aileniz kimlerden bu? Baba tarafım Güvenlerden, anne tarafım Hakmenlerden. Medeni haliniz? Bekarım efendim. Tahsiliniz? İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezunum. Meşguliyetiniz? Mesela ben evkaftiyken... Kes şu evkafı! Peki, peki. Ticaretle meşgulüm. Sorması ayıptır ama sermayeniz? 10 milyon efendim. İtibariniz? İyidir efendim. Resmi dairelerde krediniz? Var, var efendim. Mesela ben evkaftiyken... Kes şu evkafı! Peki, peki. Sıhhi durumunuz? Sağlam Allah'a şükür. Boyunuz? 1.92. Oho, maşallah, maşallah. Kilonuz ne? 80. İçki içer misiniz? İçerim efendim. İyi. Güzel, güzel. Sigara? Günde bir paket. Kumar oynar mısınız? Kumardan nefret ederim. Ya hovardalık? Hovardalığım yoktur efendim. Askerlikle ilişkiniz. Bakın mesela ben evkaftayken... Kes şu evkafı. Peki, peki. Askerliğimi yedek subay olarak yaptım. Buyurun. Teşekkür ederim. Sualleriniz bitti mi efendim? Şimdilik bitti, bitti ama ince tahkikata da gireceğiz tabii. Ben de sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii, tabii. Leyla ile bir geziye çıkmak istiyoruz. Acaba bize izin verebilir misiniz? Bilmem ki, erkekler karar versin. Size güvenimiz var ama bilmiyorum. Etraf nasıl karşılar?
bekar iki insanın seyahatini. Doğru. Mesela ben ev kaftayım. Kes şu ev kafı! Bana itimat edebilirsiniz. Emanetiniz benim için kutsaldır. Öldü. İki hafta geçti, hala bir haber yok. Ne arıyor, ne de soruyor halimizi. Üzülme kızım, nasıl olsa gelecek. Hah, o durma Hakkak. Otur. Demedim mi ben sana? Hadi, hadi konuşsana canım. Ay. Alo? Ben aile kasabınız Rüstem. Etlerimiz geldi efendim. Ne arzu edersiniz, bonfile mi, büftek mi? Allah cezanı versin, tam arayacak zamanı buldun. Sen o pirzolanı, büfteğini, bonfileni al da! Ne dedi? Otelde sakın aynı odada kalma! Gözünü dört aç kızım, kanma, inanma, aldanma! Ateşle parut bir arada durmaz! Doğru söylüyor, erkeklere hiç güven olmaz! Tavsiyelerinize teşekkür ederim, nasihatlerinizi hiç unutmayacağım! Çal bakayım pınımlı! Bir dakika durun yahu! Al şu pistopu! Ne olacak bu? Gerekirse namusunu pınımla koruyacaksın. Sağ ol! Çal seni bir öpeyim. Günaydın. Hoş geldiniz Orhan Bey. Antalya uçağına iki bilet lütfen. Olur efendim. Eşinizle beraber mi? Kaynanam. Eşiniz hanımefendi nasıllar, iyiler mi? Çok iyi. Kayınvalidenizin ismi? Leyla Güneş. Teşekkür ederim efendim. Orhan? Hoş geldin Leyla. Hoş bulduk. Ben de biletler alıyordum. Sen bir dakika otur, şimdi geliyorum. Olur. Buyurun Orhan Bey, bu sizi. Bu da güzel kayınvalidenizin bileti. Tamam, biletleri aldım. Daha vakit var, istersen restoranda oturalım. Yok, istemem. Peki. Enişte, enişte! Sen arıyorsun burada, bu ne güzel tesadüf! Al biletini, yanında bulunsun, bana bir dakika müsaade! Ne haber enişteciğim? Sen ne arıyorsun burada? Antalya, genç topluluktan son müzik festivaline, Antalya mı? Kim o fıstık? Ne bileyim canım? Sen de Antalya mı? Evet! Aman neyi sorma! Sound of Philadelphia'nın son aranjmanını çalacağız! Bir baterik tevatür! Lise bitirme imtihanı olmasaydı 3 ay kalacaktım ama... Ah ulan fizikçi, yaktın ulan beni! Ah ulan ne kral şarkı ismi be! Fizikçi, yaktın beni baby! Fizikçi... Şu kamera odaları, DK 104 sefer sayılı uçağı ile... Antalya'ya gidecek yolcuların 2 numaralı çıkış kapısına seçildiği rica olur. Teşekkür ederim. Ablamı özledin mi? Vallahi o da seni çok özledi. Hadi canım, tatsızlığı bırakın da barışın artık! Arada biz de sebeplemiyoruz ha! Fizikçi, yaktın beni fizikçi... Kemerlerinizi bağlayın lütfen. Bir dakika beyefendi, kemerinizi bağlayın lütfen. Nasıl arkadaki fıstık? Ne bileyim ben? Sinirlerin bozuk senin. Müzik tedavisi lazım sana. Sol, underground. Yeah! Mesela al beni, bak. Niçin? Çünkü müzik. Müzik! Fizik. Ah ulan fizikçi, yaktın ulan beni. Ah fizikçi! Gerçekten! Doğru ama. Doğru, haklısın.
baby baby baby. Sen iyice oynatıyorsun. Fıstığı görünce ruhumun bir darla açık oldu enişte. Fizikçi, ah ulan fizikçi, yaktın ulan beni. Geldi. Ne geldi? İlham. Dinle bak. Neyse kurtuldum şu yapışkan heriften. Sahi kimdi o? Bir askerlik arkadaşım. Müthiş gevezedir. Seni rahatsız etmesin diye tanıştırmadım. Seni uçakta yalnız bıraktığım için özür dilerim. Yalnız değildim ki. Çok nazik bir bey vardı yanımda. O nazik beyin kim olduğunu sorabilir miyim? Yolculuk arkadaşım. Seninle pek ilgileniyordu. Sen de ona karşı çok samimi davranıyordun. Doğrusu yakıştıramadım sana. Ne var bunda kızacak? Ben senin arkadaşına bir şey diyor muyum? Benimki bir erkekti. Benimki de erkekti. Onun çapkın bir kurt olduğunu fark etmedin mi? Haklısın. Ortalığı çapkın kurtlar sardı. Bu zamanda bir genç kızın çok dikkatli olması gerekiyor. Öyle değil mi Orhan Bey? Hay Allah'ın cezası gene çıktı karşımıza. Askerlik arkadaşın şekil. Bizimkiler mi? Dolmuş yapıyorduk. Bindiğim araba bozuldu. Beni de şehre bırakıverin artık. He? Buyur canım. Fıstık. Fıstık. Sigara? Kullanmam. Kullanmıyor canım. Son zamanlarda ruh bilime merak sardım ben işte. Müzikte ruh titreşimlerini inceliyorum. Çok ilginç bir konu. Hiç ilgilendin ben işte ha? Hayır canım. Ya vah vah. Ya siz hanımefendi? Ben de ilgilenmedim. İlgilenmemiş canım. Tavsiye ederim ilgilenin. Mesela ah fizikçi dediğim zaman ruhsuz. Ama ah fizikçi, gördün mü farkı? Nasıl da ruh girdi işin içine. Şu anda bana sıfırı basan fizikçinin ruhu perişan. Kıvranıyor. Tamam. Şu benzincinin önünde durur musunuz? Evet, dur kardeşim, dur. Müsaadenle işte, orkestradaki arkadaşlara bir telefon edeyim, hemen dönerim. Aman kardeşim çabuk gazla. Enişte! Enişte nereye gidiyorsun? Bırakma beni enişte! Allah'ın cezası manyak mı nedir? Enişte! Niye sana enişte diyor? Askerde beni böyle çağırırlardı. Ablasına aşıktın galiba, ha? Ne münasebet? Kızma canım, bundan sonra ben de sana enişte diyebilir miyim? Şakası bile kötü. Daha samimi olur enişte. Hem sana yakışıyor bu lakap. Benim de çok hoşuma gitti. Enişte! Aman ne güzel, bu lafa bayıldım. Enişte! Hızlı kardeşim, hızlı. Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Otelimize şeref verdiniz, buyurun. Tek kişilik iki oda istiyoruz. İki oda mı? Maalesef imkansız. Size ancak iki kişilik bir oda verebilirim.
Ne yapalım? Başka bir otele bakalım. Bütün oteller tıklım tıklım dolu. Hiçbirinde yer bulamazsınız. Malum ya, turist mevsimi. Bana kalırsa bu odayı kaçırmayalım. Fakat nasıl olur? Hadi Mıstık, hanımefendiyle beyefendiyi odalarına çıkar. Baş üstüne patron! Bir dakika Leyla, bir bakalım şu odaya. Beğenmezsek kalmayız. Beğeneceğinizden eminim efendim. Otelimizin en güzel, en ferah odasıdır. Ben bu odada kalamam. Neden? Sen neden olduğunu çok iyi bilirsin canım. Odayı nasıl buldunuz hanımefendi, beğendiniz mi? Hayır, ben kendime ayrı oda istiyorum. Ayırırız efendim. Odayı derhal ikiye ayırırız. Siz yalnız emredin. Şöyle bir dolaşsak seninle. Boşuna sinirleniyor. Emin ol, sana karşı çok iyi niyetliyim. Onun için mi benimle aynı odada kalmak istiyorsun? Ne olur sanki, benden sana bir kötülük gelmez ki. Orası pek belli olmaz enişte. Yoksa hala bana güvenmiyor musun? Kusura bakma enişte, benim kimseye güvenim yoktur. İşte, hiç şakam yoktur. Çek Allah aşkına şu soğuk şeyi aramızdan. Yerine gitmezsen kurşunu yersin. Şansa bak, sevdiğimiz kız aşkımıza silahla karşılık veriyor. Aşk maşk anlamam, yerine! Peki, gidiyoruz. Yaşamak istiyorsan sınırı geçme. Merak etme, geçmem. Hayrola? Bir şey mi var? Dokuz. Thank you.
kesin artık! Bağırırım yoksa! Senin kadar bağır umurumda değil! Bana silah çekersin ha! Bakalım! Savaş patron, savaş çıktı galiba! Yukarıdaki çıkarma yapıyor, koş oğlum koş! Kollarımı alıp öpmeden bir yere gitmem! Gel buraya! Durun, yapmayın, ne yapıyorsunuz? Ayıpsın. Siz hazırladınız bana bu tuzağı, siz! Ay! Ne? Sen mi? Utanmadı mı sen? Elini niye alırdım abi? Hadi siz karışmayın, çıkın dışarı, hadi! Keşke vursaydın beni. Gözyaşların kurşundan beter. Yalvarırım, ağlama artık. Git, git buradan. Ne istersen yaparım. Yalnız ağlama sen. Senden nefret ediyorum, gururumla oynadın. Sadece sevdim seni. Bütün suçum sevmek. Seni üzmek, seni kırmak aklımdan bile geçmez. Çünkü sen yeryüzünde her şeyden daha değerlisin benim için. İnan, sana karşı en ufak bir art düşünce beslemiyorum. Nasıl besleyebilirim? Seviyorum seni, aşkımsın benim. İstediğim tek şey her zaman seninle beraber olmak. Kendimi senin mutluluğuna adamaktır. Benimle evlenir misin? Domuzluğundan, inadından ne olacak? Aman o gelmediyse biz gideriz yavrum. Hah, en doğrusu da bu.
İşi uzatmaya gelmez. Hemen hazırlanın gidiyoruz. Hadi, hadi hanım çabuk ol. Her şey ne kadar güzeldi. Gelecek çok daha güzel günlerle dolu sevgilim. Nereye gidiyoruz şimdi? Seni evine götürüyorum. Evimize. Evimize mi? Yakında o evin hanımı olacaksın. Yani benim karım. Öyle mutluyum ki Orhan. Mideme kramp girdi. Orhan, çok korkuyorum. Affedersin Leyla. Dayanamıyorum acıya. Çok mu İstersen hemen bir doktora gidelim. Ben giderim. Önce seni evine bırakayım. Ah kızım! anlat bakalım nasıl geçti? Eğlendin mi? Çok! Yavrum, hayatından memnun musun? Çok! Kurban olsun ona müjdesi, de bakayım bana! Müstakbel damadımız ne değil, o da hayatından memnun mu? Çok memnun, çok! Evimizin ben de çok mutluyum! Geldi. Seni kurban Mesut olarak görünce ben de öyle oluyorum, ev kaftiyken de böyleydim. Seni daha fazla yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı. Ayrılığına dayanamadım. Döndüm geldim. Ve anladım ki ben sensiz yapamam. Sen de bensiz olamazsın değil mi kocacığım? Benim hayatım bir sürü acı, can sıkıcı anılarla dolu. Oysa ben tüm anılarımı geçmişte bırakarak seninle beraber yepyeni bir yuva kurmak istiyorum. Küçük, sıcacık, şirin bir yuva. Bir çatı katına ne dersin? Bayılırım. Sensiz geçen yıllarımı acıyorum şimdi. Keşke daha önce tanışsaydım. O zaman her şey başka olur, bambaşka. Thank you.
Şimdi burada mısın? Yemek hazır Orhan. Yemeğe kalamayacağım. İşim var. Hemen çıkmalıyım. Buyurunuz My Lady. Teşekkür ederim My Lord, çok naziksiniz. Sen mükemmel bir aşçıymışsın. Tabii, kalbe giden yol mideden geçer. Enişte! Fethedilmedik bir midemiz kalmıştı. O da tamam oldu şimdi. Artık sofraya oturabiliriz. Oturalım ya. Dur. Oh be, dünya varmış. Mutluluğumuza nazar diyecek bir ödüm kopuyor. Allah bozmasın! Bir at nalı, sarımsak, bir de mavi boncuk asalım kapıya, oldu mu? Beklemiyordum seni. Seviyorum. Çok seviyorum seni. Canımdan çok seviyorum. Yeryüzünde her şeyden çok. Ben de sevgilim. Seni birdenbire karşımda görünce öyle sevindim ki. Karnın aç mı? Hayır, gidiyorum. Toplantım var. İşimin arasında seni görmek için koşup geldim. Çok özlemiştim. Öğleyin ayrılmıştık seninle. Öğleden beri tam 1000 yıl geçti. Yarını. Güle güle sevgilim. Son zamanlarda çok değiştin Orhan. Her gün biraz daha uzaklaşıyorsun benden. Sanki aramızda çözülmez buzlar varmış gibi.
O buzlar çoktan beri var. Ama sen farkında değilsin. İyi ama aramızda bir evlilik bağı var. İkimiz de saygı göstermek zorundayız buna. Senelerdir bu evlilik bağını bana unutturdun Şermin. Sana olan sevgimi beni ihmal ederek yitirdin. Artık çok geç. Her şey bitti. Niye durgunsun sevgilim? Bir üzüntün mü var? Ya, işlere canım sıkılıyor. Ne yapabilirim? Sana nasıl yardımım dokunur? Senin varlığın bana yeter sevgilim. Orhan, ne zaman evleniyorsun? Yakında sevgilim. Yalnız lütfen biraz sabret. Şu işlerimi halledinceye kadar. Her şeyimi size borçluyum. Dünyanın en tatlı aşkına sizler ittiniz beni. Evet, biz ittik. İstedik ki mutlu olasın. İstedik ki telli duvaklı mürüvvetini görelim. Göreceksiniz elbet. Yakında evleniyoruz Orhan'la. Beni nasıl sevdiğini anlatamam. Bugün iki dakikacık görebilmek için bütün işlerini bırakıp koştu. Dertlerimi paylaştınız benim. Bundan sonra saadetimi paylaşacaksınız. Kim istemez kızım? Sen bizim evladımızdan ötesin. Ama... ama ve lakin... Size ne oldu Allah aşkına? Neniz var? Neden üzgünsünüz? Niçin susuyorsunuz? Bir şeyler var dilinizin altında. Söylemeye dilimiz varmıyor. Sana acı bir haberimiz var kızım. Metin olmalısın. Ettiğimiz tahkikat sonunda Orhan'ın evli olduğunu öğrendik. Hayır! Hayır! Yanılıyorsunuz. Keşke yanılmış olsak kızım. Kahrolduk. Kahrolduk. Olamaz. Maalesef doğru kızım. Bir de çocuğu varmış. Söyle bakayım canım yavrum. Akşama gelirken sana çikolata getireyim mi? Getir. Şeker? Getir. Dondurma? Getir. Ah, aslan oğlum benim. Gel. Hadi bakalım. Hadi babaya baş baş. Baş baş. Leyla. Evet, benim. Nasılsın sevgilim? İyiyim. Çok iyiyim. Seni çok özledim. Ben de seni. Biraz önce seyahatten döndüm. İşlerim yolunda gitti. Buna çok memnun oldum. Bugün yemeğe gelecek misin? Gelmez olur muyum? Orası evim benim. Huzur duyduğum tek yer senin yanın Leyla. Benim de öyle. Seni seviyorum. Ben de seni. Merak etme. Geç kalmamaya çalışacağım. Güle güle sevgilim. Binlerce öpücük.
bu pastada ne oluyor? Doğum gününü tebrik ederim. Teşekkür ederim. Doğum günüm olduğunu ben bile bilmiyordum. Sen nereden hatırladın? Seven kadın erkeğinin doğum gününü asla unutmaz. Seni boşuna sevmemişim ben. Bir dakika. Hayatımın en mutlu gecesi. Bu mutluluğu sana borçluyum. Bana hiçbir şey borçlu değilsin. Ne yaptımsa seni sevdiğimden yaptım. Bizim aşkımız aşkların en güzeli. En güzeli sevgilim. Artık gitmeliyim. Nasıl istersen. Bu gece çok önemli bir işi halletmek zorundayım. Yoksa inan, senden ayrılmak ölümden daha acı geliyor. Anlıyorum. Ondan sonra hep beraber olacağız. Hayatımın senden öncesini hiç yaşanmamış sayıyorum. Seninle doğdum, seninle yaşadım. Sevgimizi de yaşatacağız Leyla. İnşallah. Her şey için teşekkürler. Teşekkür istemiyorum. Sanki bir daha gelmeyecekmişsin gibi veda etme ne olur. Sadece beni sevdiğini söyle. Seni seviyorum. Bir daha. Şermin. Hoş geldin şekerim. Biraz gelir misin? Seninle konuşacaklarım var. Burada söylesen olmaz mı? Hayır. İyi ama oyundan kalkamam şimdi. Konuşacaklarım oyundan daha önemli. Sana kalk dedim. Of, gene ne var? Ne istiyorsun benden? Artık hiçbir şey istemiyorum senden. Sadece boşanmak istiyorum. Neden? Ne yaptım sana ben? Doğru. Hiçbir şey yapmadım. Ne bana karılık, ne de çocuğuna analık. Bugün kocanın doğum günü olduğunu farkında bile değilsin. Evlendiğimizden beri bir kez olsun hatırlamadın doğum günümü. Bu kadar önemli mi sanki? Senin için hiçbir şey önemli değil zaten. Sadece kumar oynamak, gezmek, tozmak, süslenip eğlenmek. Bütün bunlar boşanmak için yeterli bir sebep mi? Çok daha önemli bir sebep var. Ben artık seninle yaşamak istemiyorum. Hayır, ayrılmam senden. Senden ayrılmaya kesin olarak karar verdim. Hiçbir şeyde gözüm yok. Her şey senin. Yeter ki beni tekrar serbest bırak.
bir yere gidemezsin. Seviyorum seni. Lütfen anlayış göster Şermin. Birbirimizi suçlamayalım. Kadermiş diyelim. Sevgi, hürmet zorla olmaz. Biz zaten çoktan koptuk seninle. Üstelik... Evet? Ben bir başka kadını seviyorum. Ama inan ki... O olmasaydı da ayrılacaktık. Anladım şimdi. Demek bir sokak paçavrası için. Bir orospu için. Sevdiğim kadın o benim. Hiç kimse hakaret edemez ona. Canım sevgilim, seninle beraber hayatımın en mutlu günlerini geçirdim. Fakat senin evli olduğunu öğrendikten sonra beraberliğimiz devam edemezdi. Bu yüzden bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum. Biliyorum, bu ayrılık ikimiz için de kolay olmayacak. Fakat katlanmak zorundayız. Ben bir kara çalı, yuva yıkan bir kıl olmak istemiyorum. Sakın benim için üzülme. Pişman değil. Kısacık bir zamana koskoca bir aşkı sığdırdık. Fakat bir yaz yağmuru gibi geldi geçti. Unut beni. Yuvana dön. Karın çocuğunla birlikte mutlu olmaya çalış. Allah'a ısmarladık. Aşkım, mutluluğum, ümitlerim, hayallerim, her şeyim. Yağmur hiç dinmiyor. Her damla keder sanki. Sensiz gün bitmiyor. Bu kader benim sanki. Seni Tanrım korusun.